Benim iş hayatımda bir tane altın kuralım var. Bilmek ister misin? He, tabii. Buyurun. Kuralım, kuralsız oluşum. Acımasız oluşum. Yani benim sana karşı davranışlarım sana bağlı. Ok. Sanırım ben ne anlatmak istediğinizi tam olarak anlamadım Tuğçe Hanım. Ada, o yazıyı yazmayacaksın. Yazacağım Tuğçe Hanım. Bora Bey'i duydunuz. Duydum, duydum. Ben de yazma diyorum. Toplantıda diyemediniz ama. Savaş mı istiyorsun canım benim? Aa, hayır, hayır savaş falan istemiyorum. Ben sadece bana verilen görevi en iyi şekilde yapmak istiyorum. Ben seni çok iyi anladım. Gerçekten anladım. Haberin olsun. Güzel. Beni anlamanıza sevindim Tuğçe Hanım. O zaman şöyle diyelim mi? İyi olan kazansın. He? Öyle diyelim bence de. Diyelim. Kolay gelsin sana o zaman. Size daha çok kolay gelsin. Sana bir özgüven gelmiş tatlım. Ben özgüveni yıkarım. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Hı? Ne yapmaya çalışıyormuşum? Bu beyaz evlilik muhabbetine bizi patlatacak mısın? Bunu mu istiyorsun? Ay sen koydun mu sen? Ada bak bu işin şakası yok. İkimiz de yanarız diyorum sana. İkimiz diye bir şey yok. Zaten hiç olmamışız. Ben biraz kalın kafalıyım. Geç anladım sadece. Ne haber? Ada. Hı. Bak bu yazıyı yazmayacaksın. Tamam mı? Bırak Tuğçe salak salak bir şeyler yazsın, bitsin konu kapansın yani. Biz de kurtulalım. Sen müstakbel nişanın hakkında salak salak şeyler mi dedin? Ah! Ya sen ne kadar saygısız bir insansın ya. Saygısız. Senin kendine bile saygın yok. Gerçi doğru. Ben de senin yerinde olsam, ben de kendime saygı duymazdım. Ada bak seni son kez uyarıyorum. Şimdi gidiyorsun ve yazmıyorum diyorsun. Hadi. Yoksa ne olur? Beni yakarsın. Ben de seni yakarım. İkimiz de yanıp kül oluruz. O zaman elinden geleni ardına koyma. Çünkü ben daha yeni başlıyorum. Kızlar, Tuğçe Hanım nerede? Çıktı, yazı için göçmen bürosuna gidiyorum dedi. Aferin sana. Harika iş başardın, aferin. Ne diyorsunuz Rüzgar Bey? Anlamıyorum sizi. Tuğçe göçmenlik bürosuna gitti. Alan araştırması yapıyor. Ne? Ben bitirdim Bora Bey. Tamam. Bakacağım. Tamam. Biraz daha çalış üstünde. Tamamdır. Baktığında onlar gerçekten bir şey bul. Salak salak iş yapma. Şunları fakslayalım. Bora Bey ben bunları faksladım dün. Bir kez daha faksla o zaman Ada. Rüzgar sen Arnavut'tun değil mi? Evet. Şu beyaz evlilik meselesi. Çevrende hiç bu tarz evlilik yapan var mı? Eşin, dostun, arkadaşın falan. Herhangi birisi. Yok, ben bilemedim. Anladım. Aklına bir şey gelirse konuşuruz. Hı hı. Gidebilirsin. Bak bu işten büyük patlayacağız. Gerçekten büyük patlayacağız. Ne? Vallahi patladık. Alo. Celal Bey. Nasılsınız? İyiyim, iyiyim.
kızım nasıl? Adamı iyi iyi, o da yanımda zaten. Adacığım hayatım merhaba de, Celal Bey. Alo, Celal Bey merhaba, nasılsınız? İyiyim, sesini duydum, daha iyi oldum. Ben de öyle, çok mutlu oldum. Hayır olsun inşallah. Burada bir hanımefendi var, sizin gibi çiplerle ilgili bir yazı hazırlıyor. Tuğçe Hanım. Ne yapacağız? Acaba deneyimlerinizi paylaşmak ister misiniz? Görüştüreyim mi? Alo? Alo, sesim geliyor. Alo? Geliyor. Biz balayına çıkıyoruz da malum gidemedik, bir kaçamak yapalım dedik. Yoldayız şu an hatta. Bir aydan önce dönmeyiz biz. Güzel o zaman. Ben Tuğçe Hanım'ı vereyim, siz görüşün. Alo, merhabalar, Tuğçe ben. Alo. Kesildi. Yoldalarmış. Çifte kumrular. Balayındaymış. Olmazsa size başka bir çift ayarlarız. Şimdi aile mahremiyeti söz konusu olunca elimizden bir şey gelmiyor. Tabii, çok haklısınız. O zaman ben şöyle size kartımı versem ve sizden haber beklesem olur mu? Tabii. Tamamdır. O zaman çok teşekkürler. İyi günler diliyorum size. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şimdilik atlattık. Yarın ne olur bilemem. Tuğçe, Celal'e ulaştı. Kim sayesinde? Kim sayesinde adacığım? Bravo adacığım. Sen böyle yapmaya devam et, tamam? Tamam, okey. Bana bak, bana yükselme. Senin karşında öyle ezik ada yok. Hayatım canım cicim diyen ada yok. Eline koluna sahip ol. Yapma ya. İstediğim gibi konuşurum. Sen karışamazsın buna. Tamam mı? Beyaz evliliğin sonu karakolda bitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını almak için AÇ ile evlenen MK arkadaşlarının ihbarı üzerine yakalandı. MK arkadaşlarını darp etti, yuh! Beyaz evliliklerin özellikle Amerika'da green card almak için yapıldığı biliniyor. Öf, çok klasik ya, bana ilginç bir hikaye lazım. Ay dur anne ya. Belma teyzeyi aramayı unuttum. Efendim, Tuğçe. Belma teyzeciğim, dün için özür dilerim gerçekten. Çok acil ailevi bir mesele çıktı da. Senin sesin bir garip geliyor yalnız. Her şey yolunda mı? Ne kadar yolunda olabilirse o kadar yolunda Tuğçe. Ay Elif, Adan'ın ailesine yapışıp kaldı, ne yapacağım şaşırdım. Adan'ın ailesine mi? Dün Adayı görmek için buraya geldiler işte. Elif ısrar edince de kaldılar. Kusura bakma da Belma teyzeciğim, bu çok saçma değil mi? Saçma? Ama bu ben istediğim için olmadı, Elif istediği için oldu. Hayatta her istediğin olmuyor. Tabii ben hayatı kendim kontrol edebilmeyi çok isterdim ama olmuyor işte. Ne demek istediğini tam anlayamadım ben şu an. Bak, bu hayatta kendimden çok sevdiğim iki insan var. Biri kıymetlim oğlum Boran, öteki dünyamın ışığı Elif'im. Şimdi Elif'in mutluluğu Boran'ın mutluluğuna bağlı. Boran'ın mutluluğu düzenli bir hayatının olmasına bağlı. Bilmem yeterince açık anlatabildim mi? Açık mı? Bora mutlu olacak. Benimle. Bugün onu zekamla etkileyeceğim. Ha, zekamla. Aynen öyle. Hem o Ada denilen kıza da çok takılmayın Belma teyzeciğim. Yani bana rakip bile olamaz o. Kendi halinde zavallının tek işte dolanıp duruyor ofiste. Elini çabuk tut kızım. Ben başka da bir şey söylemeyeceğim, tamam mı? Hadi görüşürüz. Çat diye de kapattı.
Bir kere ada kendi halinde değil, zavallı hiç değil. Keşke o keskin zekanı bunu görebilmek için kullanabilsen. Ah Tuğçe, ah Tuğçe. Tuğçe Hanım, beni çağırmışsınız, buyurun. Heh. Ada, heh. Ailenin Bora'nın evinin içinde ne işi var? Ha. Şey ya, ay Tuğçe Hanım, Elif evden kaçtı biliyorsunuz. Bana da illa sen de gel diye ısrar edince ben kıramadım. Dün gece de... Elif'i kıramadın. Ha, hem Elif'i hem Zafer amcayı kıramadım. Zafer amca. Siz ne çabuk kaynaşmışsınız öyle ya. Ben Bora Beyler'de olunca ailem de benim merak... Sen ve ailen derhal o evi terk ediyorsunuz. Ok. Gideceğiz zaten Tuğçe Hanım. Elif ısrar etti diye, kıramadık üzülmesin diye. Gideceğiz ama. Bugün Ada. Bugün gidiyorsunuz. Az önce Belma teyzeyle konuştum. Kadının sesi titriyor ya sinirden. Nasıl çöreklendiyseniz evine. Tuğçe Hanım. Biz kimsenin evine çöreklenmedik. Bizim çok şükür bir evimiz var yani. Kimseye ihtiyacımız yok. Ada. Sen o sesin tonuna bir önce dikkat et istersen. Karşında bu şirketin diğer ortağı duruyor. Şu yazı meselesine de gelince. O yazıyı yazacağım Tuğçe Hanım. Ortada bir mesele falan yok. Sen benim bayağı bir gözüme batmaya başladın yalnız. Tüh. Onun için de yapabileceğim bir şey yok. Başka bir şey var mıydı? Bakayım. Yok. Buradan bakınca yok gözüküyor. O zaman ben gideyim müsaadenizle. Yazımı yazayım. Yazım. Benim yazım. Canım yazım. Evlilik. 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 Evlilikler. Oo, sayıklamalar başlamış aşkım. Yalnız ben de çok heyecanlıyım. Seni anlıyorum gerçekten. Yalnız ofis içinde kullandığımız dile dikkat edersek. Ne varmış kullandığım dilde? Bak. Benim yüzümü taşıyorsun. Ya tamam da ben bizi dedikodulardan korumaya çalışıyorum. Bence biz bu dedikodu olaylarını Burhan'la birlikte açtık. Sesini alçaltır mısın? O ismi kullanma dedim sana ofiste. Pardon, pardon. Neden bu kadar gerginsin? Şu beyaz evliliklerle ilgili yazıyı hazırlıyorum ya. Göçmen bürosuna gittim. Celal Bey diye biri bana bayağı da bir yardımcı oldu. Bir çifti aradı hatta ama balayındalarmış. Konuşamadık. Hı-hı. Ben de kartımı bıraktım belki bir şey çıkar diye. Hı. Yani göçmen bürosuna gitmeye ne gerek var hayatım? Aslında benim bir arkadaşım var. Evet ya, ben bunu niye düşünmedim ki? Gerçekten benim bir arkadaşım var. Ne diyorsun? Hikayesi ilginç mi bari? Hem de harika, sana bir şey diyeyim mi? Bu nasıl aklıma gelmedi benim ya? Hemen başlıyorsun anlatmaya. Tamam. Ama bu hikayeyi benim sana anlattığımı kimseye söylemek yok, okey? Anlaştık mı? Okey, anlaştık. Tamam, başlıyorum. Hazır mıyız? Başla, hazırım. Bir arkadaşım, ailevi sebeplerden dolayı Türkiye'ye gelmek zorunda kalır. Üniversiteye kaydolur. İyi de bir bölüme kaydolur. Fakat bir türlü istediğini bulamadı. Yani. Ülkesine de geri dönemiyor çünkü babasının tefecilere borcu var. Ve geri dönerse tefeciler onun tepesine çökecek. Burada kalması için de çocuğun evlenmeye ihtiyacı var. Ya biriyle evlenmesi lazım abi adamın. Fakat hala kalbini çalmış birini bulamıyor. Ta ki bir gün... Sen ne söylediğinin farkında mısın küçüğüm? Evet, evet, evet. Milyonlarca kez evet. Saçmalıyorsun. Git buradan. Ah, deli rüzgar. Dönmek zorunda değilsin. Evini biliriz. Seni sevmiyorum. Allah'ım, aman Allah'ım. Olsun. Olsun, sevmesen de olur. Benim aşkım ikimize de yeter. Rüzgar.
Sen narin bir çiçeksin. Evet. Bense deli bir rüzgar. Benim rüzgarımda üşürsün. Üşümem. Üşümem rüzgar. Ben alev alev yanıyorum. Aşkınla yanıyorum, kavruluyorum rüzgar. Ben seni üzerim. Hem sen de ailene layıksın. Rüzgar. Deli, deli, deli. Sensiz gülmek mi? Yoksa seninle ağlamak mı? Seninle ağlamayı tercih ederim rüzgar. Ah deli kız. Ne söyleyebilirim ki? Cehenneme hoş geldin. Hoş buldum. Boncuk gözlüm, hoş buldum. Aa, rüzgar. Yalnız bu kız da bayağı bir kaşınmış. Tabii canım. Yani çocuk o kadar çok anlatmaya çalıştı ki olmaz, olmaz, olmaz. Kapıdan kopsa bacadan giriyor kız işte yani. Ay o da ne yüzsüz bir şeymiş ya. Hayatım ne yapacaksın? Var böyle insanlar. Var. Ya evet, var böyle insanlar. Hı-hı. Benim hemen bunu yazmaya başlamam lazım. Tamam, bir teşekkür ederim. Öpücüğü yok mu? Hı? Çok heyecanlıyım ama ben şu an. Hemen yazayım. Tamam. Okey. Bora, ne düşünüyorsun? Yani daha geliştirilecek tabii. Tuğçe, sen bunu kafandan mı yazdın? Tam olarak aklımdan yazdım denemez. Rüzgar anlattı. Onun bir arkadaşının hikayesiymiş. Rüzgar mı anlattı? Evet. Çok garip. Yani ben de bunu Rüzgar'a sordum. Ve bana beyaz evlilik yapan bir arkadaşın olmadığını söyledi. Hatta sen de oradaydın ada, değil mi? Garip. Çok garip. Alo. Heh, Rüzgar. Odama kadar gelir misin müsaitse? Teşekkür ederim, bekliyorum. Bora, bir şey demedin yazıyla ilgili. Vallahi Tuğçe, şöyle bir göz gezdirdim de bana biraz fazla eril perspektiften yazılmış gibi geldi. Ha, Rüzgar, gel gel. Gel. Şimdi biz Tuğçe'nin yazısına bakıyoruz da, bu Tuğçe'nin yazısı senin bir arkadaşının hikayesiymiş. Doğru mu? Evet. Evet. Ben ne sordum, yok dedin. Ya o an benim aklıma gelmedi. Sonradan bir anda ampul yandı bende. Ben de Tuğçe'ye anlatıverdim. Madem bir anda aklına geliverdi, o zaman bize daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsın, değil mi? Yani ben de çok detaylı bilmiyorum açıkçası. Tuğçe'ye anlattım zaten bildiklerimi. Arkadaşım da Arnavutluk'ta. Güzel. Tuğçe'yi hemen araştırıyorsun. Araştırdım. Göçmen bürosuna gittim. Ada, senin yazın nasıl gidiyor? Celal Bey'in numarasını verebilirim istersen göçmen bürosundan. Yardımcı olur belki sana. Sahi Ada, senin yazın nasıl gidiyor? İyi, iyi, güzel, güzel gidiyor. Araştırmalarıma başladım. Hatta araştırmalarımı yaparken aklıma birden geldi. Benim böyle bir arkadaşım vardı. Onu aradım, öğrendim. Çatır çatır yazacağım. Çok yaygınmış bu. Beyaz evlilik meselesi, değil mi? Her dört kişiden ikisi. İçine içine konuşma Ada. Özür dilerim Bora Bey. Senin şu arkadaşın kadın mı erkek mi? Kadın. Burada mı? Burada. Anladım. Derhal o arkadaşınla bir röportaj ayarlıyorsun. Elimizde Rüzgar sağ olsun erkek bakış açısı var. Ama kadının bakış açısına da ihtiyacımız var, değil mi? Ha, röportaj mı? Evet. Röportaja ne gerek var Bora Bey? Yani ben alacağım kızı, çay kahve içerken 2-3 soru soracağım. Halledeceğim ya, o şimdi utanır, o sıkılır. Biz böyle evde yayıla yayıla konuşuruz. Yayıla yayıla derken, şirketteyiz Ada, farkında mısın? O röportaj edebiyle adabıyla yapılacak, kayda alınacak. Anlaşıldı mı? Ama Bora Bey... Hatta sen de Ada'yla git, Rüzgar. Tamam. Fotoğraf da istiyorum. Ama Bora Bey... Ada, biz sana şirkete girerken bir kurallar listesi verdik, değil mi? Verdiniz. Güzel. En sevmediğim kelimelerin başında hangisi yer alıyordu? Ya... Aynen öyle. Hadi. Herkes için başına. Hadi. Alo. Neredesin? Tamam. Sakın kıpırdama, geliyorum hemen. Kıpır, kıpır. Arasam mı acaba? Arayayım gitsin ya. Arayayım. Gitsin, arayayım da arayamıyorum. İlk arayan da şimdi ben olsam şey olur.
arıyor. Neredendi şunu açma? Alo Selin. Of, kızım Selin sen ne diyeceksin ya? Daha görüşeli 3 saat olmuş. Ne diye arıyorsun ya? Alo. Selin orada mısın? Ha, buradayım ya. Ben Selin aradım. Hay Allah yanlışlıkla oldu. Ha, başka birini mi arayacaktın? Evet, başka Ali'yi arayacaktım. Denk başka Ali'ler de var. Benden başka Selin'ler de vardır kesin. Hayır yok. İsimlerinin Selin olması gerekmez. Ya şimdi sizin o şirkette ne güzel kadınlar vardır böyle uzun uzun, manken gibi. Ha? Ha öyle manken gibi falan var tabii, var. Ya, demek var. Ama hiçbiriyle ormanda kaybolmadım. Ve ormanda kaybolduğuma mutlu olmadım. Ha. Ali, elim çarpmadı. Başka el de yok. Ben senin sesini duymak için aradım. Ben de tam 3 saat 27 dakikadır seni aramamak için kendimi zor tutuyorum. Ali ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben bundan sonra sana hep açık olacağım, tamam mı? Öyle yalandan aradım, yanlışlıkla aradım falan yok. Bundan sonra hep dürüst olacağım, oyun da yok. Ama ben böyle dersen ölürüm. Burada kalp krizi falan geçirip ölebilirim ha. Canım benim. Ya böyle sana da çok hızlı, çok erken oldu gibi gelmiyor mu? Daha yeni tanıştık sonuçta. Hayır, hayır, hayır. Hızlı, yavaş, böyle erken, geç diye bir şey yok bence. Her şey olması gerektiği gibi, olması gerektiği yerde ve olması gerektiği zamanda başladı ve oluyor bence. Diyorsun. Sen öyle diyorsan öyle olsun. Aşk kendi seçer.